Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağ. Donanım Haber.com olarak Vodafone'un davetiyle Almanya'ya Dresden Teknik Üniversitesi'ne geldik. Burada da Doktor Meryem Şimşek var. Kendisiyle konuşacağız çünkü hazır Dünya Kadınlar Günü haftasındayken gerçekten de mühendislik anlamında geçmişi başarılarla dolu bir hanımefendi var yanımızda. Kendisiyle hem geçmişi hakkında hem de aynı zamanda burada yaptığı 4.5G, 5G, 6G çalışmalar hakkında konuşacağız. Meryem Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi siz burada sunum esnasında özgeçmişiniz hakkında bazı bilgiler verdiniz. Gerçekten heyecan verici bir CV'niz var onu söyleyebilirim. Çok kısaca bize kendinizi anlatabilir misiniz? Neler yaptınız? Nereden nereye geldiniz? Teşekkürler. Ben Almanya'da doğmuş birisiyim. Almanya'da teknik bir liseye gittim. Lise diye giderken paralel olarak da matematik ve fizik okudum üniversitede. Bu Almanya genelinde bir ilkti. Ve lise öğrencisi olarak da üniversitede birinci derecesi almıştım. Bunun dışında üniversite Cumhurbaşkanlığı bursuyla okudum ve üniversiteyi olması gereken süreden bir buçuk yıl daha önce bitirdim. Doktoramı aynı üniversitede devam ettirdim. Dört buçuk G üzerine yapmış ol, yapmıştım doktoramı. Daha sonra bir yıl kadar Amerika'da bulundum postdoc olarak. Oradan geldikten sonra burada Teknik Dresden'de 5G ve 6G üzerine çalışmalar yapıyoruz. Farklı aktivitelerimiz var, standartlarla ilgili komitelerle ilgili birkaç tane bununla ilgili de almış olduğumuz ödüller var. Şimdi 6G'den bahsetmişken sizin için 5G üzerine çalışan çok fazla enstitü kurum ve üniversite var dünya genelinde ama 6G'den bahsetmişken sizin için dünyada 6G üzerine çalışan ilk Türk, Türk diyebilir miyiz? Yani bölüm olarak ilk olduğumuz için ve tek Türk olduğum için böyle bir şey diyebiliriz sana. Bu gerçekten önemli. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama birkaç önemli soru var. Bunlardan bir tanesi belki gündemi takip ediyorsunuzdur. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız iletişim teknolojilerinin yerli olması noktasında çok ciddi gayret ve efor sarf ediyor. Yine TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen yerli baz istasyonu da Türkiye'de kullanılmaya başlandı en azından demo seviyesinde. Sizce 4.5G'ye biz geçiyoruz ama... 5G ve 6G noktasında Türkiye yerlilik oranını ne düzeye getirebilir? Bu taraftaki mühendislik çalışmalarını ve algı aktivitelerini dışarıdan bir göz olarak nasıl görüyorsunuz? Bunları açıkçası çok fazla takip edemediğim için pek yorum yapmak istemiyorum. Ama Türkiye'yi uluslararası araştırma platformlarında daha yoğun bir şekilde görmeyi talep ederim açıkçası 5 ve 6G için. Yani izole bir şekilde Türkiye içerisinde bu araştırmalar kalmasın, uluslararası platformlarda aktif olmak daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada hem Cumhurbaşkanı hem de Bilim Sanayi Bakanı Sayın Fikriş'in çalışmaları da var. Yetenekli Türk mühendisleri Türkiye, dünyanın diğer ülkelerinden Türkiye'ye getirelim ve bu bahsettiğiniz ARGE çalışmalarını hızlandıralım diye. Yarın öyle bir teklif olursa bunu düşünür müsünüz? Ülkenize gelip hem gençlere hocalık yapmayı hem de yerli teknolojinin geliştirilmesi noktasında öncülük etmeyi söylediğim gibi Türkiye'nin aktiviteleri eğer uluslararası bir e, aşamaya gelecek olursa tabii ki düşünülebilir. Şimdi 4.5G ile beraber tabii hızlarımız artacak. Pek çok kişi bunu e, pratikte daha az internet olarak düşünüyor ama size göre 4.5G ile beraber Türkiye'de kullanıcılar ne gibi yeni e, fırsatlardan ve teknolojilerden istifade etmeye başlayacak? Siz Almanya'da zaten 4G'yi uzun süredir kullanıyorsunuz. Laboratuvar olarak, ekip olarak 5G ve 6G'den bahsediyorsunuz ama hani gündelik hayatta ülkemizdeki insanlar 2 hafta sonra 4.5G Devreye girdiğinde sizce yavaş yavaş ne gibi özelliklerden, yeni fırsatlardan istifade etmeye başlar? Muhtemelen mesela araba kullandığınız zaman e, telefonunuz kapanmayacaktır. Hı hı. Veya görüntülü konuşmaya devam edebileceksinizdir. Yani dinamik olan bir e, iletişim devam edebilecektir bunun hiç farkında olmadan siz. Ve çok kısa bir sürede de muhtemelen alışacaksınızdır bu duruma. Hı hı. Son olarak şunu sorayım. E, Tabi hızlarımız artıyor. Ama mesela ülkemizde yine kullanıcıların en çok tartıştığı konu şu, hızlar çok hızlı artıyor ama hep bir renk önümüzde engel çıkıyor. Örneğin internetin kotalı olması gibi, internet belli bir zaman, belli bir datayı kullandıktan sonra hızların yavaşlaması gibi. Bir akademisyen olarak sizce, siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sizce hızlar artarken kota olmalı mı? Yani insanlar belli bir kapasite aşarlarsa hız yavaşlamalı mı yoksa o tarafta da bir özgürlük mü olmalı? ben özgürlük olması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü eğer bir belirli bir miktar zaten ödeme yapıyorsanız aylık olarak hı hı. bunu neden sadece belirli bir süre için ödeyesiniz diye düşünüyorum. Son olarak burada tabii e, Vodafone'un ciddi desteğiyle bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Operatörün hem Vodafone'un buradaki sizi, e, size yaptığı destekten kısaca bahsedip hem de operatörlerin ülkemiz ve dünya genelinde bu işin ne kadar sahiplenmesi noktasında neler söyleyebilirsiniz? Vodafone'la söylediğiniz gibi oldukça yoğun çalışıyoruz. Bilgiler alıyoruz. Gerçek kullanıcılar hakkında bilgilerle istatistiklerimizi toparlayabiliyoruz. Bunun üzerine daha gerçeğe yakın teknolojik modeller ve çözümler sunabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Onun dışında Vodafone dışında da farklı şirketlerle çalışıyoruz. Yani sunmuş olduğumuz çözümler sadece laboratuvarda veya demo olarak değil de gerçekten şirketlerde de kullanılacak çözümler olduğu için de burada bulunmaktan mutluyum. Çok kısaca ülkemizdeki gençler, kadınlar, kariyer hedefinin başında olanlar için neler söylemek istersiniz? Ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Hedefiniz olsun mutlaka ve ona ulaşmaya çalışın. Evet Meryem Hanım gerçekten siz burada görmek önemliydi. Büyük bir mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. Çünkü büyük başarılar imza atmışsınız. Umarım gelecekte de bu başarılarınız artarak devam eder. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar bu videomuzda 6G üzerinde çalışmalar yapan belki de ilk Türk diyebileceğimiz Sayın Doktor Meryem Şimşek ile konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.